Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Haftanın iş ilanlarıyla sizlerle birlikteyiz. Bütün bu iş ilanlarını sizlere memurlarhaber.com web sitesinden okuyacağım arkadaşlar. Çok fazla iş ilanı var. Kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar Ankara Elme Dağı Aile Bakanlığı'na 8 temizlik işçisi alımı var. Lise mezunu yeni zabıta alımı için ilan geldi arkadaşlar. Ticaret Bakanlığı 60 memur alımı için başvuru süreci ve Tüm detaylar yarın son gün arkadaşlar. Evet 60 devlet 60 kişilik devlet hastanesi, memur alımı var, personel alımı var. Mülakatsız ve KPSS 60 puanlı arkadaşlar. Bütün bu şilanlara birazdan geleceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu an bir özet geçiyorum. 2021 en düşük KPSS ile hangi kurumlara atanırsınız? Bunun özel bir haberi var. Bunu da şimdi birazdan vereceğim. Milli Eğitim Bakanlığı danışma personel alımı var arkadaşlar. iş başvurusu KPSS yok. Online başvuru. Kamuya B ehliyetli daimi kadroda ikamet şartsız lise ön lisans lisans zabıt alımları arkadaşlar var. Tekniker usta yol bekçisi alımları 50 yaş yine başka bir kamu kurumuna var arkadaşlar. Daimi kadroda en az lise mezunu 45 şoför ve halkla ilişkiler alımı var. Kamu kurumlarına burun videosu kanalda mevcut ama burada da özet geçeyim arkadaşlar. Göç İdaresi İçişleri Bakanlığı'nda 1215 koruma güvenlik görevlisi ve şoför alımı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. 60 şoför alımı var yine İçişleri Bakanlığı arkadaşlar. KPSS 65 puanla bilginiz olsun. Kamu personel alımı var. yine 15 memur alımı. Açıktan 60, 67 kamu işçisi alımı var arkadaşlar. Yine bunun da videosu kanalda var arkadaşlar. Eğitim Aden İşletmeleri Genel Müdürlüğü alıyor. İş başvurusu kılavuzu bilgileri kapsamında KPSS puanı ile arkadaşlar belediye personel alımı yapıyor. Dışsayı nüsans lisans 278 kişilik personelim var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi alım bu arkadaşlar. Yine farklı bir belediye daimi personel ikamet şartsız 9 personelim var arkadaşlar. Az önce de bahsettim Göç idaresi arkadaşlar 1309 şoför, sosyal çalışması, avukat, koruma, güvenlik görevlisi ve şoför alımı yapıyor. Detaylar videonun altındaki linklerden tıklayıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yurt dışında iş. Evet yurt dışında da iş arayanlar için de haberi var. Lise üniversite mezunu 41 yaş sınırlı arkadaşlar Dışişleri Bakanlığı personel var? Tarım Bakanı açıkladı arkadaşlar. Bekir Pakdemirli 100 kamu personel yapılacak arkadaşlar? Evet sırayla gidelim arkadaşlar. Şu 1309 personel alımını sizlere sunayım. Sonra hemen diğer ilanlara geçeceğim. Bütün bu iş ilanlarının arkadaşlar videonun altına linkler var. Kamu personel alımları, iş, iş ilanları, yurt dışı iş ilanları linklerine tıklayıp bütün bu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Başvurular arkadaşlar 21 Haziran'da başlıyor. Biz bu videoyu 22 Haziran'da yapıyoruz. Yani başvurular başladı arkadaşlar. Alım sayıları şöyle. 1215 koruma ve güvenlik görevlisi alımı var. Özellikle THP'li çalışan Milli Eğitim Bakanı'ndaki geçici işçi arkadaşlar. Bu alım kadroludur kaçırmayın. 15 avukat, 60 şoför, 14 sosyal çalışması. Toplamda 1309 memur alınacak arkadaşlar. Yaş şartı 1 Ocak itibariyle 35 yaşını doldurmayanlar başvuru yapabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Detayları çok güzel arkadaşlar. Bununla ben takılmayayım. Çok fazla detay var. Videonun altındaki arkadaşlar. Videonun altındaki kamu personeli alımı linkinden bu iş ilanına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada kamu personelleri linkine tıklarsanız videonun altında var. Direkt iş ilanına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Memunlarhaber.com web sitesinde sizlere iş ilanlarını okumaya. Ankara Elma'da arkadaşlar SYD ve personel alımı var. Ticaret Bakanlığı'nın alımına bakalım arkadaşlar. 60 kişilik bir alım var. Başvuru ekranı üzerinde. Son başvuru tarihi 23 Haziran 2021 arkadaşlar. Yani bu videoyu yaptığımız bir gün sonra bitiyor arkadaşlar. 100 TL sınav ücreti var. KPSS'den en az 70 puan isteniyor. YDS'den de C seviyesi isteniyor arkadaşlar. Detaylara bakalım. 12 kişi iktisat mezunu, 10 kamu yönetimi mezunu, 9 hukuk mezunu, 8 uluslararası ilişkiler mezunu. 7 işletme mezunu, 8-5 istatistik mezunu, 5 önder sürü mühendisliği mezunu, 2 maliye mezunu, 2 uluslararası ticaret lojistik alanında olmak üzere 60 memur alımı var. Bu ilana da videonun altındaki kamu personeli alımları linkinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Yine zabıta alımına bakalım arkadaşlar. Videonun altında link var arkadaşlar. Android uygulamamızı telefonunuza indirirseniz Android uygulamamızdan telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Zabıta memuru için arkadaşlar 26 Temmuz haline itibaren başvuruda bulunabiliyorsunuz. KPSS'den 70 puan isteniyor. Gün gören belediyesi alım yapıyor arkadaşlar. Bakın kadrolar burada. Hepsini teker teker okumayayım ama B sınıf sürücü belgesi istiyor lise mezunu, ön lisans mezunu ve lisans mezunu arkadaşlar başvuru yapabiliyor. Kadın erkek alımları da var. Bakın ben durdurayım videoyu. İnceleyip bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu iş ilanına yine videonun altındaki kamu personel alımları linkinden tıklayıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bütün bu iş ilanlarını ben ücretsiz olarak görmek istiyorum diyorsanız videonun altındaki linkler çeyrek altın değerindedir. Hepsini tıklayıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Harran Üniversitesi çeşitli branşlarda 60 kadroya memur alımı, personel alımı var. 1 Temmuz 2020 tarihine kadar başvurular yapılabiliyor. İkamet şartı yok arkadaşlar. 25 hemşire alımı var. 5 hemşire alımı var. 5 hemşire alımı, 5 hemşire alımı, 5 hemşire alımı. 1 psikolog alımı, 1 fizyoterapist alımı, 3 ebe alımı, 1 laborant alımı, 2 röntgen teknisyeni alımı, bir röntgen teknisyeni alımı, bir diğer sağlık personeli a, acil tıp teknisyeni alımı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Devam ediyorum arkadaşlar. Kısa öz geçiyorum. Siz videonun altındaki linklerden tıklayıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. En düşük puanlı memur alımı yapan kurumlar. 2021 en düşük KPSS hangi kurumlarda kaç puanla atama yapıldı arkadaşlar? Bu haber özel bir haberdir. Sizlere de videoda sunalım. Adaylar ipucu olması adına en düşük ve en yüksek puanları ÖSYM'in açıkladığı verilere göre sizlere derlemiş bulunmaktayız. Arkadaşlar 2020 KPSS baz alınarak KPSS merkezi ataması 2022 kapsamında lise dalında en düşük atama lise orta öğretim mezunu memur alımı Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Merkez Teknik Sen alımında 72 KPSS puanıyla atandı. 2020 KPSS e baz alınarak KPSS e merkez ataması 2022 kapsamında en lisans en düşük atama Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi Sivas Taşra Hemşire Kadrosu'nun 64,44 puanla oldu. 2020 KPSS e baz alınarak KPSS e merkez ataması 2022 kapsamında lisansta en düşük atama ise İspir Belediye Başkanı için gerçekleştirildi. Bilgisayar işletmeni kadrosuna en düşük puanı 67,03 puanla atama oldu arkadaşlar. Evet 1.67 puan, 1.64 puan, bir de 72 puanla merkez alımlarda memur oldular bilginiz olsun. Alımları kaçırmamak için videonun altındaki cep uygulamamızı, video e, telefonunuzu indirin kurun arkadaşlar diyorum. Bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım yaranızı geçmiştir. Bütün bu iş ilanlarını videonun altındaki linklerden tıklayıp hepsine ulaşabilirsiniz diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.